Devam ediyoruz. En son sizlerle beraber iman faslını almıştık. İmanın tarifini yapmıştık. Ehl-i sünnet vel cemaate göre iman neydi arkadaşlar? Kim söyler? Evet. Söz ve ameldir. Kavil ve ameldir. Bir tarife göre ehl-i sünnet vel cemaate göre iman söz ve ameldir. Diğer bir tarife göre nedir arkadaşlar? Evet. Kalp ile... Dil ile söz ve azalarla amel etmektir. İman artar ve eksilir. Peki Kasım dedi ki iman kavlun ve amel. Söz ve ameldir dedi. Yani itikadı sanki bunun içine sokmamış gibi oldu. Yani çünkü bu ümmetin selef ulemasından, eski alimlerinden imanı Kasım'ın söylediği şekilde tarif eden birçok alim var. Ne diyor İmam Bukhari? Bine yakın ilim ehliyle görüştüm birçok şehirde. Bunların hepsi iman, kavl ve amel. Söz ve ameldir derlerdi diyor. Bunu nasıl açıklayacağız? Yani itikat bu tarifte yok gibi gözüküyor. Kalbin kavli. Evet. Kalbin kavli itikat etmesidir. Evet. Kavl denince yani söz denince bunu biz ne yapıyoruz? Tek bir söz olarak anlamıyoruz. Bir, kalbin neyi? Kavli. Kavli sözü. İki. Kalbin ameli. Kalbin ameli. Dilin sözü. Bir. Kalbin sözü. İki. Dilin sözü. Ondan sonra kalbin ameli, dilin ameli ve azaların ameli. Kalbin sözü nedir? Kalbin sözü? İtikad etmesi. Neye itikad etmesi? İşte bu ders bakın kaç aydan beri, 5-6 aydan beri okuduğumuz o dersler var ya onlara bugünden sonra okuyacağımız dersler. Yani iman o. Kalbin ona itikad etmesi. Hepsi bir imanın parçasıdır. İmanın kapsamındadır. Yani iman denince akla sadece Allah'a inanıyor. Tamam. Değil. Allah'a inanıyor demenin tarifinin furuatı, dalları çok geniştir. Yani kıyamet günü terazilerin konulup amellerin tartılması da imandandır. Allah'ın var olduğuna inanmak da imandandır. İbadetin yalnızca ve yalnızca ona yapılması da imandandır. Meleklere varlığına iman etmek, onların isimlerinin bildirilenlerine isimleriyle iman etmek de imandandır. Yani iman böyle tek bir şey değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi iman kaç şubedir? 70 küsur şubedir. Geçen derste söyledik. Bunun en üstünü la ilahe illallah, en düşüğü yoldan ne yapmak? Taşı kaldırmak, ezayı, insanlara acı verecek şeyi kaldırmak. Haya da imandandır. Bu hadiste arkadaşlar imanın 3 esasından 3 rüknüne de delil var. Ne demek o? Yani kalbin itikadı, kalbin ameline, dilin kavline ve azaların ameline delil var. Nedir arkadaşlar kalbin ameli? Bu hadisteki kalbin ameli? Haya. Haya imandan bir şubedir. Haya, yani haya sahip olmak, utangaç olmak. Yani bugünün dendiğinin aksine insanların bugün dillerinde işte derler ki çocuğuna utangaç olma filan. Yani utangaçlık aslında güzel bir nedir? Vasıftır. Ama ne zamana kadar? Utangaçlık ne zamana kadar güzeldir? Yani tam tabiri caizse keriz durumuna düşmeyecek zamana kadar. Yani hakkını savunacaksın. Kendini ne yapmayacaksın? Aldattırmayacaksın. İnsanlar senin üzerinden ne yapmayacaklar? Faydalan. Bu manada yani seni kötüye kullanmayacaklar. Çıkarları amacıyla seni zarara sürüklemeyecekler. İmanın kavlin ameli dedik. Haya bu hadiste. Azaların ameli ne var bu hadiste? Yoldaki taşı kaldırmak. Bir de dilin neyi var? Kavli var. Dilin kavli. O da ne demek? La ilahe illallah demek. Dilin neydir? Kavlidir. Peki dilin ameli nedir? Dilin ameli çoktur. Bir sürü dilin ameli var. Mesela Osman abi bir örnek ver. Dil nasıl amel eder? Dilin ameli nedir mesela? Yani dil nasıl amel eder? Yani dilin ameli imandandır diyoruz biz. Nedir o? İmandan olan dil ne yapar da söylediği o şeyden dolayı kişiyi sevaba sokar ve imanını arttırır. Mesela la dilde, ilahe illallah. La ilahe illallah hem dilin kavlidir hem neydir? Bu manada zikir olarak amelidir. Mesela namazda Fatiha okumak. Çünkü dille okuyorsun değil mi? Subhanallah demek, elhamdülillah demek, Allahu ekber demek, insanlara nefret etmek, estağfurullah demek, yemek yerken yedikten sonra elhamdülillah demek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirmek dilin neydir?
amelleridir. Dilin amelleridir. Dilin kavli ise nedir? La ilahe illallah demek. Sonra diyor ki iman artar ve eksilir. Buna dair delillerimiz nelerdi? Dedik ki ezberleyelim, bir delilimiz var. Evet, İlker. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ Ayet bu. اِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ Ayetuhu زَادَتْهُمْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Evet. Bu ayette ne diyor? Onlar, o müminler onlardır ki اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ Allah anıldığı zaman, Allah hatırlatıldığı zaman وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri onların ne var? Titrer, ürperir. Tamam. Ve ile tuliyet aleyhim ayetuhu Allah'ın ayetleri de okunduğu zaman, tilavet olunduğu zaman ne olur? Zâdetuhum imanen. Okunan ayetler onların imanlarını arttırır. Yani iman ne olur? Artar. Evet Kadir, ezberledin mi ayeti? Denedim ama olmadı. Başka ayet ezberleyen? Evet Ömer. İnnemel mu'minûne lezîne zukirallahu وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Evet, tabii ki arkadaşlar, büyük günah işleyenler için ne yapmayız? Onları tekfir etmeyiz. Onlar için el iman el mutlak ispat etmeyiz ama mutlakul iman. Evet. İspat ederiz. Neydi arkadaşlar? El iman el mutlak ve mutlakul iman. El iman el mutlak kamil iman. Tam iman. El iman el mutlak kamil iman. Ama mutlakul iman eksik olan iman. İmanın bir neyi var onda? Cüzü var. Onun için hadisi nasıl anlıyoruz? Zina eden zina ettiğinde mümin olamaz. Kamil mümin olamaz. Tam kamil imana sahip bir mümin olamaz. Ama nasıl müminde olan müminliği? Mutlakul imandır. Evet arkadaşlar, iman bahsini de bitirdikten sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın diğer bir esası olan akide konusunda temel prensiplerinden birisi olan başka bir konuya geçiyoruz. O da Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ashabına karşı ashabına tutumu. Bizlerin sahabelere karşı, onun ashabına karşı beslememiz gereken inanış, itikat ne olmalı? Onlara nasıl bakmalıyız? Ehl-i Sünnet ve Cemaat akide kitaplarını yazarken akide kitaplarına bu konuda ne yapmışlardır? Zikretmişlerdir. Bu konuyu da kitaplarında bu konuya yer vermişlerdir. Çünkü bu konu daha ilk asırlardan itibaren Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra diyelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra insanların bu dine kendilerini nispet eden, bu dine mensup olan insanların ihtilafa düştüğü bir konudur. Sahabeler konusu. Daha önceki derslerimizde konu edinmiştik. Demiştik ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat Allah'ın isim sıfatlarında, kader konusunda ve diğer birçok akidenin birçok konusunda orta vasat olduğu gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ashabı konusunda da nedir? Vasattır. Yani en orta yolu tutanlardır. Demiştik ki ümmetten ilk çıkan fırka, ayrılan fırka, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın çizmiş olduğu yoldan ayrılan ilk fırka haricilerdir. Hariciler. Kimdi bu hariciler arkadaşlar? Derslerden bunları söylemiştik, anmıştık. Bunların özelliklerini söylemiştik. Kimdi bu hariciler? Hatırlayan var mı? Büyük günah işleyenler. Büyük günah işleyenler ne yapanlar? Tekfir edenler. Daha sonradan da bugün haricilerine değinmiştik. Demiştik ki Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenleri direkt ne yapan? Tafsile gitmeden, ayrıntıya gitmeden tekfir edenlerdir. Bu haricilerin ilk tekfir ettiği kişiler kimler olmuştur? Sahabe. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı olmuştur. Bunlar düşünün, bunların arasında hiç sahabe yok. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, ona mümin olarak, onu mümin olarak görmüş hiç kimse yok. Sahabenin tarifi zaten budur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'le bir saniye dahi olsa mümin olarak bir arada bulunması, onu görmesi. Yani bir insan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle bir lahza, 10 saniye gibi uzaktan görmüş olsa bile onun neyi olarak sayılıyor arkadaşlar? Sahabesi olarak sayılıyor. Tabii onun sahabesi olarak sayılmak o kadar muhteşem bir fazilet, o kadar büyük bir kişi için fayda ve nimet ki biraz sonra onu ayetlere göreceksiniz.
Yani düşünün, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi unvanını alabilmek, işte bu onun sahabesindendi demek, Allah-u Teala'nın ayetlerinde saydığı faziletlere ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde zikrettiği birçok fazilete nail olmak demek. Sahabenin sahabelik vasfının bir kişinin olması, sabit olması. İşte bu hariciler arkadaşlar ne yaptılar? Sahabelerin yani çoğunluğunu tekfir ettiler. Onların arasında sahabeden bir tane dahi yoktu. Aynı şekilde bunlara mukabil Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beyt, yani ailesi, damadı, torunları ve kızlarına aşırı sevgi besleyen, aşırı sevgiden kastettiğimiz haddi aşan bir sevgi. Hatta kimileri Ali radıyallahu anh'ı ilah vasfına, ilah edinecek kadar aşırı gitmiş olan kimler çıktı? Rafiziler. Bugünün İran şiasının da onlara mensup olduğu bir topluluk. Bu rafiziler ki ehli beyti sevmekte o kadar aşırı gittiler ki kimileri ilah tayin etti, kimileri de sahabenin diğerlerini bir kenara atarak, hatta onları tekfir ederek ehli beytin onlardan ne olduğunu, beri olduğunu, ehli beytin bu hilafete, halifeliğe, ehli beytin daha layık olduğunu ne yaptılar? Söyler oldular. Bunlar da bu noktadan aşırı gittiler. Ama ehli sünnet ve cemaat ilk çağdan itibaren, ilk asırdan itibaren Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri hakkında orta yolu tuttu. O da onlara kalben ne yapmak? Sevgi beslemek. Dillerimizle onları kötü sözlerle anmamak. Onların isimlerini, adlarını dilimize dolayarak kötü vasıflar zikretmemek olarak ehl-i sünnet ve cemaatın genel manada sahabeye olan inancının itikadını ne yapabiliriz? Anlatabiliriz. Dediğimiz gibi sahabenin tarihi arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir saniye dahi olsa, bir an dahi olsa mümin olarak gören demek. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı diyelim ki gördü ama mümin değildi. Gördü, mümin değildi. Sonradan Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Bu adam iman etti ondan sonra. Bu adam sahabe sayılıyor mu literatüre göre? Sayılmıyor. Bu saymış olduğumuz, söylemiş olduğumuz tarife göre sahabe sayılmıyor. Zaten sahabe kelimesi arkadaşlar Arapçada arkadaş demek. Arkadaş kökünden geliyor. Ashab dediğimiz zaman arkadaşları. Tabi normalde biz biliyoruz ki arkadaş denildiği zaman aklına gelir. Yani böyle uzun yıllar beraber gezen manasında gelir. Ki uzun yıllar beraber oturup kalkan, beraber gezen insanlara arkadaş denir. Ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ashabı için tarif, bu söylediğimiz tariftir. Yani onu bir lahza, bir an dahi mümin olarak gören nedir? Sahabedir. Velev ki onu gördü. Gördükten sonra dinden çıktı. Sonra yeniden dine girdi. Dine girdiğinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam ölmüştü. Hayatta yok, hayattan ayrılmış gitmişti. O bile ne oluyor? Sahabe sayılıyor. Yani mümin olarak görmesi ve daha sonra dinden çıkması, onun dinden çıkması onun sahabeliğine ne yapmıyor? Yeniden iman ettikten sonra etkilemiyor. İşte ehl-i sünnet ve cemaat arkadaşlar bu şekilde iman eder ve sahabelerin en hayırlı çağ olduğuna, sahabelerin yaşadığı çağın en hayırlı çağ olduğuna inanırlar. Niye böyle inanırlar? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki hayrun nasi karni, en hayırlı çağ benim çağımdır. Yaşadığım çağ. En hayırlı. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onların peşinden sonrasında gelen çağ, sonra onlardan sonra gelen çağ demiştir. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam, yine bir hadisle gidelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizlerden birisi Uhud Dağı kadar altını olsa, sizlerden birisi Uhud Dağı kadar altını olsa ve onu Allah yolunda harcasa, ashabından bir müd, yani bir sağ diyebileceğimiz ölçeğin dörtte biri, yani bir avuç yahut yarım avuç yapacağı sadakaya denk gelmez. Sahabelerden bir tanesinin bir avuç ya da yarım avuç yapacağı sadakayla sizden birisinin Uhud'da kadar altını olup onu Allah'ın harcasa, bu ikisi denk değildir. Aradaki farkı düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Uhud'da kadar altın düşünün. Yani tonlarca, hatta böyle tonların da üstünde belki altın. O Allah yolunda harcanıyor. Ve bu tarafta sahabelerin bir avuç, yarım avuç harcamış oldukları ne var? Buğday var, pirinç var, toz şeker var. Düşünün, hurma var.
onun Allah yolunda harcadığı o hurmaya, o sadakaya, senin Allah yolunda harcadığın Uhud'da kadar olan altının ne yapamıyor, ulaşamıyor. Denk değil. Denk değil. Bu yüzden sahabelerin dindeki yeri çok büyüktür. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu son söylediğim hadisi şuna binaen söylüyor. Sahabeden Halid bin Velid. Sahabeden Halid bin Velid radıyallahu teala anh. Abdullah bin Amr İbni Avf. Abdurrahman İbni Avf'la tartışıyor. İkisi de sahabe. İkisi de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı gören. Ancak sahabe arasında bir kategorize var arkadaşlar. Yani onlardan ilk iman edenlerle son iman edenlerin mertebesi bir değil. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatında 10 dakika görenle 20 yılından fazlasını beraber geçiren insan bir değil. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh bu dine ilk girenlerden. Halid bin Velid ise daha sonradan girenlerden. Müşriklerin safında Müslümanlara karşı savaşmış olan, daha sonradan Allah'ın hidayet verdiği ve mümin olan, sahabe olan birisi. Halid bin Velid, Abdurrahman İbni Avf'a din uzatınca, böyle biraz ağır konuşunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ikisi de sahabe olmasına rağmen diyor ki Halid bin Velid'e, benim diyor ashabıma ne yapmayın? Sövmeyin. Allah'a yemin olsun ki benim nefsimi elinde tutan, elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki sizlerden birisinin Uhud kadar altına olup onu Allah yolunda infak etmiş olsaydı, onlardan birisinin bir müt ya da yarım müt ölçü birimi yapmış olduğu sadakaya denk gelmezdi. Bakın Halid bin Velid diyor bu sözü. Şimdi siz buradan kalkın bunu bugün için böyle vaazlarında, sohbetlerinde, tefsir derslerinde veya kitaplarında sahabeye dil uzatanlara uyarlayın. Yani iki sahabe var. Birisi daha İslam'a önce girmiş. Diğeri daha sonra girmiş. Bunların ikisi arasında bir Aleyhisselatü Vesselam ikincisine diyor ki ashabıma ne yapmayın? Sövmeyin. Ashabım hakkında kötü ne yapmayın? Konuşmayın. Siz bunu şimdi gelin dediğim gibi bugün için ulu orta, ileri geri ağızlı sahabelerin bazılarını dolayan insanları gözünüzün önünde bulundurun ve bu hadisi ne yapın? Onlar için uyarlayın. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerle ilgili genel manada sahabelerin genelini kapsayacak hadisleri bunlar. Yoksa bunun dışında sahabelerin ayanına, yani fertlerine, bireylerine tek tek bununla ilgili yani birçoğunu kapsayan neyi var? Hadisleri var. Mesela bir gün Uhud Dağı'nda bir sallanma oluyor, deprem oluyor, zelzele oluyor yani. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam usbut, yerine sabit dur, yani dur, kıpırdama ey Uhud. Fe inne aleyke nebiyyun. فَإِنَّ عَلَيْكَ نَب۪يًا. Senin ne var? Üzerinde bir nebi var. Ve وَالصِّدِّق. Sıddık var. Kim o Sıddık? Ebu Bekir radıyallahu anh. Ebu Bekir Sıddık. Niye Sıddık lakabıyla lakaplanmış bu sahabe? Niye buna Sıddık denmiş? Herkes onu yalanlarken. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı herkes yalanlarken o doğrulamış, tasdik etmiş. Ondan dolayı Sıddık denmiş. Diyor ki Uhud'a, Uhud kıpırdama. Üzerinde bir peygamber, bir Sıddık, iki tane de şehit var. Kim o iki şehit? Osman ve Ömer. Osman ve Ömer radıyallahu anh. Yine arkadaşlar Sabit bin Kays sahabelerden. Sabit bin Kays radıyallahu anh. Sesi gür çıkan bir adam. Sesi böyle yankılayan bir sahabe. Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hatipliğini yapmış insanlardan birisi. Onun insanlara gönderip hutbelerini verdiği bir insan. Hucurat suresinde Allah Teala diyor ki ey iman edenler, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sesi üzerine sesinizi yükseltmeyin. Ve birbirinize seslendiğiniz gibi ona seslenmeyin. Kapısının önüne gelip şimdi bizden birisi nasıl bağırıyor aşağıdan, işte ki doğru bir hareket değil aslında ya. O ülker filan. Öyle yapmayın diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a. Farkında olmadan amelleriniz boşa çıkabilir diyor ayette. Bu ayeti duyunca Sabit bin Kays radıyallahu anh evine kapanıyor. Diyor ki Allah benim diyor amellerimi boşa çıkardı. Çünkü diyor benim sesim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinden daha yüksek çıkıyor.
başlıyor evde yani sızlamaya, ağlamaya, amellerinin boşa gittiğinden kaygıya kapılmaya. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam bakıyor, Sabit bin Kays yok. Mescitte yok. Hiçbir yerde göremiyor. Birisini gönderiyor evine. Sabit bin Kays'a git bak nedir durumu, ne oldu? O kişi gidiyor Sabit bin Kays'a bakıyor. Sabit bin Kays diyor ki ben diyor ateş ehlindenim. Cehennem sakinlerindenim. Çünkü diyor benim sesim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinden daha gür çıkıyor, daha yüksek çıkıyor. Allah Teala ayette ne diyor? Ya eyyühellezine amenu la terfa'u esvatakum fevka savtin nebi. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın. Dedim ki ondan çok çıkıyor diyor. Ondan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderip kontrol etmek için Sabit bin Kays'a gönderdiği elçi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip diyor ki durumu böyle böyle. Ey Allah'ın olsun. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki İzheb ileyhi, ona git. Sabit bin Kays'a tekrar git. De ki ona diyor Tekul lehu inneke leste min ehlin nar. De ki ona sen ateş halkından değilsin. Ateşte yanacaklardan değilsin. Velakinneke min ehlil cenneh. Sen cennet ehlindensin. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin. Onu neyle müjdeliyor? Cennetle müjdeliyor. Yine Bilal Habeşi radıyallahu anh'ın cennetteki giymiş olduğu takunyaların ayak terliklerinin ayak seslerini duyuyor. Beni neyle geçtin ey Bilal diyor cennette. Yine Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir elbise hediye ediliyor. İpek bir elbise. Sahabeler böyle onu okşuyorlar böyle. Çok hoşlarına gidiyor. O yumuşak, kaygan, parlak elbise. Yani böyle tabiri caizse bayılıyorlar derler ya bugünün ifadesiyle. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da onlara diyor ki bu kumaşın diyor, bu ipeğin, bu kıyafetin diyor yumuşaklığından, yumuşaklığı hoşunuza mı gitti? Yani bundan dolayı garipsiyor musunuz bunun yumuşaklığını? Halbuki diyor Sa'd bin Muaz'ın cennette kullanacağı mendiller, kumaşlar diyor bundan daha yumuşak olacak. Orada ne yapıyor? Sa'd bin Muaz'ı da cennetle bundan dolayı arkadaşlar sahabenin bireyleri hakkında da mesela cennetle müjdelediği kimler var? 10 tane sahabe var. Ebu Bekir cennette, Ömer cennette, Osman cennette, Ali cennette, Sa'd cennette diye böyle 10 tanesini orada ne yapıyor? Sayıyor, müjdeliyor. Ne mutlu onlara. Sonra kimi sayıyor? Ukaşe radıyallahu anh var. Hepiniz tarafından bilinen Kitab-ı Tevhid dersinde aldığınız bir hadisi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam 70 bin kişinin cennete sorgusuz ve sualsiz gireceğini söylüyor. 70 bin tane kişi. Bunların vasıflarını sayıyor. Kimdir diye sorunca sahabeler. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam onlar? Rukiye istemeyenler. Tamam ya. Evet. Uğursuzluk isnat etmeyenler. Uğursuzluk isnat etmeyenler. Bir şeylerden uğur beklemeyenler. Başka? Ancak Allah'a tevekkül edenler. Ancak Allah'a tevekkül edenler. Bir de? Dağlama yapmayanlar. Yani ateşle yapmayanlar. 4 tane özellik. Yani mesela uğursuzlukla alakalı ne var mesela? Bugün çok bilinen bir şey. Değinelim. Mesela işte nedir? Burçlar. Veya insanların çoğu aslında kaynanan seviyormuş. Bak yemeğe denk geldin. Bunlar yani uğur sözler bunlar yani. Cahit olmuyor sözler aslında. Değil mi? İşte bu 4 özellikleri bulundurmayan insanlar diyor 70 bin kişi olacak. Yani bu manada. 70 bin kişi cennete ne yapmayacak? Sorgusuz, azapsız, işkencesiz girecek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam özelliklerini sayıyor. Kalkıyor sahabeden bir tanesi. Ukaşe. Diyor ki ey Allah'ın Resulü. Allah'a dua et onu. Beni onlardan kılsın. Beni o 70 bin içine soksun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor sen onlardansın ey Ukaşe. Ona da orada direkt müjdeliyor. Başka bir sahabe kalkıyor. Diyor ki beni de ey Allah'ın Resulü müjdele. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Ukaşe seni ne yaptı? Geçti. Tamam bitti. Bu kapı artık orada kapandı. Yani o Ukaşe'ye verilmiş ne? Özel bir nimet. Özel bir nimet. Arkadaşlar. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde arkadaşlar, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bu türden birçok örnekler bulabiliyoruz. Onun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hakkında böyle müjdeleyici, birçoğunu cennetle müjdelediği, genel manada Allah'ın onlardan razı olduğu,
kendilerinden sonra gelen insanların onlara kesinlikle yetişemeyeceği birçok ne var? Hadisler var, müjdeleyici hadisler var. Bir de insanlar arasında dillerinde dolaşan bir hadis var. Ashabım yıldızlar, gökteki yıldızlar gibidir diye bilinen o hadis. Hangisini sunursanız doğru yola erersiniz hadisi. Bu hadis, hadis ilmi bakımından sahih değildir. Yani bizler ne, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabının gerçekten gökteki yıldızlar gibi olduğuna inanıyoruz. Bu manada onlar bu dinin bize yol göstericileri olmuşlar. Bu dini bize anlatan insanlar olmuşlar ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hadisi söylediğini ne yapmıyoruz? Söylemiyoruz, aktarmıyoruz. Çünkü bu hadis sahih değildir. Şimdi bazen insanlar bunu yanlış anlayabiliyor. Diyorsun ki bu hadis sahih değil. Ya sen sahabeleri küçük mü düşürüyorsun? Subhanallah. Yani insanların cehaleti bu kadar ne olmuş? Almış başına gitmiş. Sen adama diyorsun ki bu hadis sahih değil. O diyor ki sen sahabe hakkında ileri geri mi konuşuyorsun? Yani bizler şunu cezmedip şunu söyleyebiliriz ki bu çağda ve her çağda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının yolundan gitmeye çalışan, onların bu dine tutunduğu gibi dine tutunmaya çalışan insanlar kimlerdir arkadaşlar? Gerçek manada ehli sünnet ve cemaat olan selefi salihin yolunda giden selefilerdir. Yoksa sağda solda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını seviyoruz diyerek dilleriyle söyleyip de hiçbir şekilde onlara benzemeyen, onların itikadı üzerine olmayan insanlar ne yapamazlar? Onların yolundan gitmiş insanlar olarak kabul edilemezler. Bir de Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde sahabelerle alakalı bahsettiği birçok ayet var. Bunlardan bir tanesi de şu. Tevbe suresi 100. ayet. Bu ayeti inşallah ezberleyelim haftaya. Diyor ki Allah Teala وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Ensar ve muhacirden olan ve İslam'a girme hususunda ilk önce davrananlar var ya, ensar ve muhacirlerden olan ve İslam'a girme konusunda önde giden, ilk davrananlar var ya ve bunlara tabi olanlar var ya, iyilikle, ihsanla, güzellikle tabi olanlar, onların yolundan gidenler var ya, ne olmuş onlara? Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Bakın ayete. İslam'a önde giren, ilk girenler, muhacir ve ensarlardan ilk girenler ve onlara iyilikle, onların peşinden iyilikle takip edenler var ya, Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Başka Allah Teala sadece razı olması elbette yeter aslında, değil mi? Allah'ın razı olması ne kadar mükemmel bir müjde, insandan razı olması. Bakın bir topluluk var. Yeryüzünde düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünde yani insanların ilk geldiği günden ve son gideceği güne kadar, kıyametin kopacağı güne kadar işte 5000 yıl, 10.000 yıl, 100.000 yıl neyse bir zaman birimi, zaman dilimi var. Bu zaman dilimi içinde bir topluluk var arkadaşlar. Bir topluluk var. Bu insanlar ortalama 100 yıl yaşamış takriben. Bu insanlara Allah Teala diyor ki artık böyle bunu insanlar arasında okunur bir söz haline getirmiş. Ayet indirmiş. İnsanlar arasında okunan, söylenen bir tasdikname indirmiş. O da ne? İslam'a ilk giren muhacir ve ensarlar ve onlara iyilikle tabi olanlar, onların ardından gelenler. Kim onlar? Onların ardından gelenler. Sahabeden sonra gelenler tabi'in ve ondan sonra gelen tüm insanlar. Allah-u Teala'nın diyor ki müjdesi radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Ne kadar mükemmel bir müjde. Devamla diyor ki ayetin devamında ve adde lehum cennatin tecri tahtehel enhar. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlara ne yaptı? Hazırladı. Altlarından cennet, ırmaklar akan cennetler. Halidine fiha ebede. Onlar orada ebedi olarak ne yapacaklar? Kalacaklar. Ebedi olarak kalacaklar. Bakın başka bir müjde. Cennetler var ve orada ebedi kalacaklar. İşte diyor ki Allah bana zâlikel fevzul azim. Bu gerçek olan, büyük olan kurtuluş bu kurtuluştur. İşte arkadaşlar bize niye selefi salihin yolunda giden insanlar diyoruz kendimize? Allah Teala'nın bize müjdelediği bu müjdelerden dolayı. Yoksa İnsanların bazılarının zannettiği gibi, sandığı gibi bizim amacımız ve gayemiz kendimizi ayırarak ayrı bir cemaat kurma, insanlardan kopma, insanlara aykırı davranma,
onların bu tarafa giderken bizim bu tarafa gitme kaygısından dolayı değil. Bizim amacımız ve tek gayemiz Allah-u Teala'nın bu müjdelerle müjdelediği o selef-i salihinin ne yapmak yolunda gitmek. İşte sahabeler böyle bir topluluk. Sahabeler Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bu manada onlardan razı olduğunu söylediği bir topluluk. Sonra Haşr suresinde arkadaşlar, ona gelmeden önce Hadid suresi 10. ayet. Bu ayeti de ezberleyin. Sonraya bırakmayın hemen, tamam mı? Buraya gelip mütevekkille ezberlesin. Nerede? Mütevekkil nerede? Hocam, niye çıktı o? Şemesiye. Hayır olur inşallah. Hocam tevbe senesi kaçtı? Diyor ki Allah-u Teala Hadid suresi 10. ayet. La yestevi minkum. Sahabelerden sizler bir olamazsınız. Sahabeler arasında da aynı yok. Kategori olarak fazilette bir birlik yok. Bu manada. Tamam mı Muhammed? Sahabeler arasında bir ne yok? Fazilet bakımından, mertebe bakımından eşitlik yok. Allah-u Teala buyuruyor ki La yestevi minkum men enfaka min kablil fethi ve katele. Mekke'nin fethinden önce, Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda malını harcayan ve Allah yolunda savaş edenlerle Mekke'nin fethinden sonra infak edip Allah yolunda harcayan ve savaş edenler bir değildir. Bilakis Mekke'nin fethinden önce iman edip, infak edip Allah yolunda harcayıp savaşanlar Allah katında derece bakımından, mertebe bakımından daha üstündür. Diyor ki Allah Teala ve kullen vaadallahu'l husna. Ama Allah bu her iki gruba da, yani Mekke'nin fethinden önce ve sonra Allah yolunda harcayan ve savaşan her iki gruba ne yaptı? Güzellik vaat etti. Yani her ikisinde de bir güzellik var ama derece bakımından kapağı çıkardı. Her ikisine güzellik var, iyilikler var ama mertebe ve derece bakımından aynı değiller. Aynı olmamaların şeyi ne? Birisi Mekke'nin fethinden önce iman etmiş, Allah yolunda infak etmiş, Allah yolunda ne yapmış? Harcamış, savaşmış. Bunlar Allah katında azamı derece. Derecesi, mertebesi, makamı daha yüksek. Birisi de Allah yolunda Mekke'nin fethinden sonra harcamış ve savaşmış. Bunlar ise ne arkadaşlar? Diğerlerine göre bir daha alt derece. Ancak Allah bunların her birini ne yapmış? Hüsna, iyilik, güzellikler ne yapmış? Vaat etmiş. Bakın ikinci ayet. Yani bu da sahabelerin tümünü kapsayan, umumunu kapsayan bir ne var? Onlara verilmiş bir fazilet var, üstünlük var. Sonra geliyoruz Haşr suresi arkadaşlar. Haşr suresinde diyor ki Allah-u Teala önce diyor ki lilfukara'il muhacirin, ganimetlerden bahsediyor. Bu ganimetler diyor muhacirinin fakirlerinedir. Muhacirlerin kimdi o muhacirler arkadaşlar? Muhacirin tarifi ne? Muhacir. Biz Türkiye'de ne diyoruz? Bulgaristan'dan gelenlere macir diyoruz değil mi? Macir. Macir kelimesi aslında Arapçadan alınmış bir kelimedir. Muhacir. Muhacirleredir diyor ganimet. Muhacir demek arkadaşlar Mekke'den, kapatık katın. Aç kapıyı. Mekke'den Medine'ye Mekke'nin fethinden önce hicret eden herkese muhacir denir. Bakın iyi şey yapayım. Mekke'den Medine'ye Mekke fethedilmeden önce, Mekke fethine kadar hicret edenlerin hepsine ne deniyor? Muhacir. Yani Mekke fethedildikten sonra Medine'ye gidenlere muhacir denmiyor. Tamam. Yani Mekkeliler bunlar ne yapmışlar? Ülkelerinden çıkarılmışlar, kovulmuşlar, atılmışlar. Ve bunlar dinleriyle birlikte, dinlerini yaşama adına Medine'ye gelmişler. Bunlara muhacir deniyor. Allah Teala diyor ki Haşr suresinde lil fukara'il muhacirin ellezine uhricu min diyarihim ve envalihim. Bu ganimetler, savaştan elde edilen şeyler yurtlarından ve mallarından alıkonulan, çıkarılan insanlaradır. O muhacirleredir. Onlar ki, Allah Teala diyor ki onlar ki yebtegûne fadlan minallâhi ve rıdvâna. Onlar Allah'tan, Rablerinden bir lütuf umarlar. O muhacirler. Ve yansurûne allâhe ve rasûlehu. Onlar Allah'a ve Resulüne nasr ederler, yardım ederler. Bakın sahabeler hakkında, yani düşünebiliyor musunuz? Allah Teala yüce yaratıcı, insanların ibadetlerini kendisine yöneltmelerini istediği,
azameti celaleti o kadar büyük olan, yeryüzünün, gökyüzünün her dört bir karışında ona secde eden meleğin bulundu. Ona secde eden meleğin bulundu. Bir vahiy buyurup, bir buyruk emrettiğinde meleklerin tümünün gökte bayıldığı, azametten, celaletten, büyüklükten dolayı. O Allah-u Teala bakın, bir insanlar topluluğu hakkında diyor ki, onlar Allah'a ve Resulüne ne yaparlar Ustaz Latif? Allah'a ve Resulüne yardım ederler. İşte diyor ki Allah-u Teala, ulaike humu, humus sadikun. Sadık olanlar, doğru olanlar onlardır. Haşr suresi 7. ayet. Bunu da biliyoruz. 7, pardon 8. ayet bu. Haşr 8. Ondan sonra 9 ve 10. ayet. Şimdi açıklayacağız. Onları da ezberleyeceğiz. Sonra diyor ki Allah Teala: "Vellezine tebevve'd dara vel iman." Yurt edinenler ve imanlarını gönüllerine yerleştirenler. Min kablihim, yani ensardan bahsediyor. Yaşadıkları toprakları muhacirine ne yapanlar? Hazırlayanlar ve kalplerine imanı yerleştirenler. Yani ev sahipleri. Kim onlar? Medineliler. Bir Mekkeliler var. Mekke'den ne yapan? Hicret eden. Evsiz, barsız olanlar. Tamam mı? İşi gücü olmayanlar. Sırf gaye ve amaçları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu dini yaşamak olan insanlar. Bir de ev sahipleri var. Onlar da kim diyordu onlara? Ensar. Ne demek ensar Arapçada? Yardım edenler. Yardım edenler. Yardım edenler. Evleri açanlar. Tamam, tarlalarını paylaşanlar. Bu insanlar. Allah Teala diyor ki onlara: "Yuhibbune men hacera ileyhim." O insanlar "Yuhibbune men hacera ileyhim." Kendilerine hicret edenleri severler. Kendilerine hicret edenleri severler. "Ve la yecidune fi sudurihim haceten mimma utu." Ve muhacirlere verilen şeylerden dolayı, o ev sahipleri, muhacirlere verilen ganimetlerden dolayı içlerinde, gönüllerinde, kalplerinde bir sıkıntı, rahatsızlık duymazlar. Bakın Allah Teala nasıl bahsediyor onlara. "Ve yu'firûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsa." Zaruret ihtiyaçları olsa dahi muhacirleri kendilerine tercih ederler. Bir şeye ihtiyaçları olsa dahi, zaruri bakımdan ihtiyaçları dahi olsa, o ihtiyaç olduğu şeyleri bırakarak kendilerini, onları kime, kendilerine tercih ederler. Bunlar da kim arkadaşlar? Ensar. Bakın muhacirden hakkında ne dedi muhacir hakkında? Ganimetler onlaradır. Onlar Allah katından bir lütuf arzularlar. Allah'a ve Resulüne yardım ederler. Sadık olan, doğru olan insanlar onlardır. Ondan sonra muhacirlere geldi. Yurtlarını, yurt edinenler ve imanlarını gönüllerine yerleştirenler. Ve kendilerine hicret edenleri ne yapanlar? Sevenler. Ve o hicret edenlere, muhacirlere verilenler karşısında kalplerinde bir rahatsızlık hissetmeyenlerdir onlar. Başka? Onlar zaruret halinde olsalar bile kardeşlerini kendilerine ne yaparlar? Tercih ederler. Sonra diyor ki hemen 10. ayete geliyoruz. 10. ayette diyor ki: "Vellezine ca'u min ba'dihim." İşte bu ikisinden sonra gelenler var ya, muhacir ve ensardan sonra gelenler. Kim onlar arkadaşlar? Tabi'in, etba'u tabi'in ve ondan sonra gelen herkes. Biz bile şu anda bu ayetin kapsamına gidiyoruz. Bakın. Şimdi bu ayet bizi de içeriyor. Bize yönelmiş. Düşünün. Sanki size iniyormuş gibi düşünün bu ayet şu an. Allah size diyor yani, tek tek. Diyor ki Ahmet sana bu ayet. Muhammed sana bu ayet. Tamam. Bu ayet herkese teker teker inmiş gibi ne yapsın? Bu manada bunu kendine muhatap kabul etsin. Diyor ki: "Vellezine ca'u min ba'dihim." İşte bu ensar ve muhacirinden sonra gelenler. Onların ardından gelen insanlar topluluğu var ya. Ne derler onlar? Onların konumları nedir bunlara karşı? Sahabelere karşı diyor ki: "Yekulun" derler. "Rabbena, Rabbena gfir lena ve li ihvanina." Ey Rabbimiz, bizleri ve kardeşlerimiz olan o sahabeleri ne yap? Bağışla. Bak önce dua ediyoruz. Diyoruz ki bizi ve onları ne yap? Bağışla. Burada ne var arkadaşlar? Allah Teala bize burada neyi öğretiyor? Dilimizin sahabelere karşı uzamaması gerektiği. Onların hakkında ileri geri konuşmamamız gerektiği. Bilakis onlar hakkında konuştuğumuz zaman Allah'a kendimizi onları affetme talebiyle ağzımızı açıp dilimizi kıpırdatmamızı emrediyor Allah Teala. Diyor ki: "Ellezine sebequna bil iman." İman bakımından bizden önce mümin olan o kardeşlerimizi bağışla derler. Sahabelerden, yani muhacir ve ensardan sonra gelenler. Ve dualarına şöyle devam ederler: "Ve la tec'al fi kulubina gillen."
lillezine amenu. İman edenlere karşı kalbimizde bir kin, nefret, haset kılma. Bakın diyor ki yani iman edenlere karşı, iman edenler hakkında kalbimizde bir kin, bir nefret, bir haset ne yapma? Yerleştirme kalbimize. Böyle dua eder diyor. Onlardan sonra gelen. Allah Teala bize öğretiyor nasıl dua etmemiz gerektiğini. Sahabelerle ilgili konumumuzun ne olması gerektiğini. Diyor ki Rabbena inneke raufur rahim. Ey Rabbimiz sen nesin? Rauf merhamet edici, rahim rahmet sahibisin. Rauf merhamet etmekten daha yukarı bir nedir? Vasıftır özellikle yani. Rauf daha büyüktür. Daha geniştir. İşte dikkat ederseniz arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'deki Tevbe suresi 100. ayet, Hadid suresi 10. ayet, Haşr suresi 8, 9, 10. ayetleri inşallah ne yapalım? İlim talebeleri ve ilim talebesi olmayan herkes ezberlemeye çalışsın ya. Yani bu ayetler çok mübarek ayetler. Bizi de itelen, bize de hitap eden ayetler. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri bu mertebede, bu makamda olan insanlar topluluğudur. Bunların dediğimiz gibi mertebesi, makamı şöyledir. Sahabelerin en faziletlisi kimdir arkadaşlar? Ebu Bekir radıyallahu teala. Ondan sonra kim gelir? Ömer. Ondan sonra Osman. Ondan sonra Ali. Sahabelerin en faziletlisi, en faziletlileri kimlerdir? Bunlardır. Tamam? En faziletlileri bunlardır. Genel manada sahabelerin muhacir olanları, yurtlarından kovulup hicrete zorlananlar ev sahibi olan ensarlardan nedir? Daha üstündür. Yine Hadid suresinde okuduğumuz gibi Mekke'nin fethinden önce ki o ayette Mekke'nin fethinden kastı arkadaşlar tefsirlerin çoğunu söylediği gibi Hudeybiye anlaşması. Hudeybiye anlaşması. Nedir Hudeybiye anlaşması biliyor musunuz? Siyer okuyun arkadaşlar. Yani vakitlerinizi boşa geçirmeyin. Alıp böyle gazete köşelerini, köşe yazılarını, şurada şöyle trafik kazası olmuş, trafik canavarı, hava nasıl olacak, yağmur yağmış, Erzurum'da kar yağmış. Bunlarla ne yapmayın? Meşgul olmayın. Yani şöyle kendinize bir sorun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuduk mu? Onun hayatındaki o ailemizle beraber oturup ibretler, dersler çıkarabildik mi? Kitaplar elhamdülillah var. Yani mesela o Gureba yayınlarının Mübarek Huyun'un kitabı bir örnek olarak, güzel örnek olarak Resulullah diye böyle bu manada bir güzel bir kitap çıkmadı. Kitap var. Alın bunu okuyun. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemler, çevreler nelerdi? Yani buraya gelip de buradaki dinlemelerini de yetinmeyin. Biraz daha ne olun? Araştırıcı olun. Sulhul Hudeybiye, Hudeybiye Anlaşması Zilkade ayının yani hicretin 6. yılı olan Zilkade ayında hicretin 6. yılı. Ne demek hicretin 6. yılı? Yani Müslümanlar Mekke'den Medine'ye gelmişler. Üzerinden 6 yıl geçmiş. 6 yıl geçmiş. Sonra ne yapıyorlar? Mekke'ye umre yapmaya gitmek istiyorlar. Medine'den Mekke'ye, kendi topraklarına umre yapmaya gitmek istiyorlar. Ancak Mekke'li müşrikler haber alıyorlar. Diyorlar ki biz sizi ne yapamayız? Mekke'ye sokmayız. Girmeyeceksiniz içeri. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elçi olarak kimi gönderiyor? Osman İbni Affan. Halifelerin üçüncüsü olan. Osman İbni Affan'ı gönderiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kızıyla evli biliyorsun. Yani Aleyhisselatü Vesselam iki kızı. Birisi ölüyor ondan sonra diğerini ne yapıyor? Evlendiriyor. Bu kadar faziletli bir sahabe. Dersin son bölümünde gelecek bu sahabe hakkında bazı kişilerin ve grupların, mezheplerin nasıl ağır konuştuğu, ağızlarına böyle burada nakletmeye utanacağımız sözleri nasıl almaya cesaret ettikleri biraz sonra onları da aktaracağız. Tabi uyuyanlara vermeyeceğiz bu kağıtlardan. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam Osman radıyallahu anh'ı ne yapıyor? Git diyor içeri bir kontrol et. Yani ne yapacak bunlar? Bizi sokacaklar mı, sokmayacaklar mı? Bir araştır diyor. Ondan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la Osman radıyallahu anh'ın öldürüldüğü, katledildiği haberi geliyor. Yani elçisinin öldürüldüğü haberi geliyor. Üzülüyor tabii sahabeler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada bir ağaç var. Ağacın altında Rıdvan Beyati. Rıdvan. Ne demek Rıdvan? Allah'ın razı olduğu. Rıdvan. Razı olmak. Allah-u Teala'nın razı olduğu o beyatı yani biat ettiriyor sahabeler. Ne demek biat etmek? Beyat etmek. Söz alıyor onlardan. Neye? Allah yolunda savaşacaklarına. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir elçisi.
gönderdiği aracısı ne olmuş? Öldürülmüş. Böyle bir söylenti geliyor. Yani bu söylenti. Sonradan gerçek olmadığı zaten anlaşılıyor. Herkes ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapıyor? Beyat ediyor. Tabi Osman radıyallahu anh'ın beyatini kim yapıyor arkadaşlar? Osman radıyallahu anh öldürüldüğü söylenen sahabenin beyatını peygamberimiz kendi eliyle ne yapıyor? Beyat ediyor. Bu da diyor Osman'ın eli. Onun beyatini de peygamber aleyhissalatü vesselam bizatihi kendisi ne yapıyor? Yapıyor. Yani bu kadar faziletli bir sahabe Osman radıyallahu teala an. İşte bu Rıdvan beyati, o ağacın altında yapılan Hudeybiye senesinde yapılan o Rıdvan beyati hakkında peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki la yedhulun nara ahadun bâye'a tahte şecera. O ağacın altında Allah Resulüne beyat edenlerden hiç kimse ateşe girmeyecek. Müjdeye bakın arkadaşlar. O ağacın altında Allah Resulüne beyat edenlerden hiçbiri ateşe girmeyecek. Müjdeler, yani mükemmel bir müjde. Tabi bunun karşılığında ne var? Sahabelerin o çekmiş oldukları meşakkatlar, zorluklar. İşte bu Hudeybiye anlaşmasında sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir anlaşma yapıyor. Yani umreden vazgeçiyor o sene. Geri dönüyor. Bazı tavizlerde bulunuyor bu manada. Ki daha sonra Allah-u Teala bu anlaşmanın sayesinde ne yapıyor? Mekke'yi fethediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a fethi nasip ediyor. Fethe muzaffer ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yapılan anlaşma sayesinde. İşte fetihten önce infak edip harcayıp savaşanlarla fetihten sonra savaşanlar ve infak edenler bir değildir derken ayetteki fetih nedir arkadaşlar? Hudeybiye anlaşması. Yani Hudeybiye anlaşmasından önce ve Hudeybiye anlaşmasından sonra. Anladık mı? Ayrılık. Yani ayette geçen fetih çünkü niye? Peki Hudeybiye anlaşmasından fetih etmek fetih deniyor. Çünkü fetih hazırlayan anlaşma bu anlaşma. Fetihten önce yapılıp Mekke'nin fethini sağlayan anlaşma bu anlaşma. Hatta Allah Teala diyor ki لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَى. Müminler sana o ağacın altında beyat ederken, beyat ettiklerinde Allah onlardan neydi? Razıydı. Razı oldu. Bakın Allah Teala direkt ne yapıyor? Razı olduğunu bu sahabelere orada müjdeliyor. Dediğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu manada sahabelerin ne yapmıştır? Bazılarını cennetle müjdelemiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne yapmıştır? İslam'a ilk giren Ensar'la muhacir demiştir. Dediğimiz gibi ne yapmıştır? Hudeybiye anlaşmasından önce infak edip harcayıp Allah yolunda savaşanlarla o Hudeybiye anlaşmasından sonra infak edip Allah yolunda harcayıp savaşanlar ne değildir? Bir değildir. Buna göre diyoruz ki sahabenin en hayırlısı ilk dört. Kim onlar? Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Yani halifelikte sıraları neyse üstünlükte, fazilette de sıraları bunların aynıdır ve birdir. Ondan sonra kimler geliyor? Genel manada muhacir. Sahabenin muhacirleri geliyor. Tabii ki Hudeybiye'den önce yapılan hicret sahibi muhacirler. Ondan sonra umum olarak, genel olarak fazilet bakımından kim geliyor? Ensar geliyor. Tamam. Ensar geliyor. Bu tabi genel manada ne nedir? Onların arasındaki bir kategori, tafsildir. Bu sahabelerden aşağıya mübeşşire dediğimiz cennetle müjdelenenler kimlerdir? Bunu ezbere bilen var mı arkadaşlar? Evet, İlker. Yekûle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir fil cenne, Ömer fil cenne, Osman fil cenne, Ali fil cenne, Vesad ibn Ebu Vakkas fil cenne, Said ibn Zeyd fil cenne, Abdurrahman ibn Avf fil cenne, Zübeyir el-Avvam fil cenne, Zübeyir ibn el-Avvam fil cenne, Said ibn Zeyd fil cenne. Yok. Söyledi onu yani. Evet. Ebu Ubeyde, Ebu Ubeyde bin Cerrah fil cenne, Amir ibn Abdullah fil cenne. Evet. 10 tanesi bunlar. İnşallah bunlar ne alıyor arkadaşlar? Ezberliyorsunuz. Bunları cennetle müjdelenen 10 tane sahabenin ismini yani ezberlemek bugün Tolga Eritek Fenerbahçe'nin
bırak 18'ini, 24'ünü sayacak, takır takır sayar değil mi? Topla. Papuda sayar. Papuda sayar. Ama desek ki cennetle müjdelenmiş 10 tane sahabe kimdir? Sadece Tolga için demiyor bunu. Herkes ne yapar? Bir. 4 tanesini sayar. 5.yi belki zorlayarak 6.yi söyleyemez. Bu da bizim ayıbımız olsun. Bu ayıbı inşallah önümüzdeki hafta ne yapalım? Giderelim. Yazın. Google'a yazın. Cennetle müjdelenmiş 10 sahabe deyin. Tamam mı? Cennetle müjdelenmiş 10 sahabe deyin. Ve onları öğrenin. Tamam mı arkadaşlar? Tolga. Dediğiniz gibi muhacir genel manada ensardan daha üstündür. Ama muhacirin ben mesela en son gelip ensardan ilk başta olan daha faziletli bireyler de fertler de olabilir. Biz bunu genel manada söylüyoruz. Sonra arkadaşlar sahabenin neyi geliyor? Bedir ashabı. Bedir ashabı. Kimdir o Bedir ashabı? Bedir savaşına katılanlar. Bedir savaşına katılanlar ki Medine'ye yeni gelmişler bu insanlar. Duyuyorlar ki Şam tarafından Mekkeli Kureyşlilerin kabilesi geliyor. O kabileye ne yapıyorlar bunlar? Yol kesmek için çıkıyorlar. Yaklaşık 70 tane neleri var bunların? Develeri var, 2 tane atları var. 300'e yakın da 310 tane de şeyleri var. Askerleri var Müslümanların. Çıkıyorlar. Tabii Ebu Sufyan duyuyor Müslümanların ne yaptığını. Medine'deki Müslümanların onun yolunu kesmek için kafilenin önüne gelip yolu kesmek için çıktıklarını duyuyor. Mekke'ye haber gönderiyor. Mekke'nin önde gelen liderleri, bunların arasında Ebu Cehil de var. Ne yapıyor? Hemen Mekke'den Medine'ye doğru gelmeye başlıyor. Ebu Sufyan'ın kabilesine ne yapmak için? Destek vermek için. Sonra duyuyorlar ki Müslümanlar ne yapmışlar? Geri dönmüşler. Mekke'li müşrikler duyum alıyorlar. Diyorlar ki daha artık yani kendimizi yormayalım. Madem Müslümanlar da geri döndü, gitmeyelim. Ebu Cehil diyor ki hayır. Diyor gideceğiz. Bedir'e yerleşeceğiz. İçki şişelerimizi açacağız diyor. Şarkıcı kadınları oynatacağız. Aynen böyle diyor. Hayvanlarımızı diyor kurbanlarımızı keseceğiz orada. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ta ki diyor Araplar diyor bizi duyacak. Çağrımızı söylediniz ve bizden korkacak. Bakın aynen böyle diyor. Ama iş hiç de onun tahmin ettiği gibi gerçekleşmiyor. O Bedir Savaşı'nda Allah-u Teala meleklere diyor ki, melekleri gönderiyor. Diyor ki ben sizinle beraberim. İman edenleri ne yapın diyor, destek olun. İnni ma'akum fesebbitul lezine amenu. Ey melekler, sizlerle beraberim, yürüyün. İman edenlere destek olun. Diyor ki seulki fi kulubil lezine keferur ru'b. O kafirlerin kalbine ne yapacağım? Korku atacağım diyor Allah-u Teala. Diyor ki fadribu fevkal a'nak. Meleklere diyor ki onların boyunlarına vurun. Yani melekler de Bedir Savaşı'nda ne yapıyorlar? Savaşıyorlar. Fadribu minhum kulle benan. Onların diyor parmaklarını koparın. Hatta rivayetlerde meleklerin öldürdüğü kafirler neyle tanınıyor? Parmaklarının uçlarının kesilmesiyle. Diyor bunları kimler öldürdü? Melekler öldürdü. Hatta Ebu Cehil dahi Bedir Savaşı'nda ne yapıyor? Geberip gidenlerden bir tanesi oluyor. Öyle gururlandığı, kibirlendiği, burnunu diktiği, Arap işte bizden korkacak dediği, diyerek geldiği o savaşta canını kurtaramadan, geri dönemeden orada ne yapıyor? Bir çukura atılıyor. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam o çukurların başına gelip diyor ki hel vecettum ma va'adekum rabbukum. Onlara seslenerek diyor ki Rabbinizin size vaat ettiğini buldunuz mu? Ey diyor müşrikler. Ama biz de bulduk. Rabbinizin size vaat ettiğini ne yaptık? Bulduk. İşte bu Bedir ashabı arkadaşlar öyle bir insan topluluğu ki 300 küsur insan o insanlar, onlar öyle bir müjdeye mazhar olmuşlar ki yani bugün insanın içini çekip ah dediği bir müjde. Ne diyor arkadaşlar? Allah Teala ne diyor onların hakkında? İ'melû mâ şi'tum. Dilediğinizi yapın ey Bedir ehli. Dilediğinizi yapın. Fakat gafartu lekum. Ben sizi bağışladım. Bu ne demek? Ya bu şu demek değil. Ya bundan sonra dine aydın küfre düşün değil. Yani Allah Teala bundan diyor ki istediğiniz gibi davranın. Sizler küfre düşmeyeceksiniz. Sizler günaha, büyük günaha yapmayacaksınız. Yaklaşmayacaksınız. Ben size bunu nasip etmeyeceğim. Yaklaşsanız bile bunu örtecek başka bir salih amellerle ne yapacağım? Örtüleceğim. Ki zaten sizin beni de göstermiş olduğunuz o mübarek duruş size bu müjdeyi hak etti. O da nedir? İ'melû mâ şi'tum. Ne yaparsanız yapın.
Fakat gafertu lekum. Ben ne yaptım sizin Mevlüt abi? Bağışladım. Affettim. Tamam. Bu da Bedir ashabı o zaman. Bedir ashabı arkadaşlar, dikkat ederseniz onların neyi var? Sahabeler arasında özel bir yeri var. Bakın bu biz ne yapıyoruz? Boşlukları dolduruyoruz şu anda. Genel manada ne dedik? Sahabelerin tümü hayırlı insanlar. Allah'ın razı olduğu insanlar. Rakamlarıyla vermiş olduğumuz ayetler, açıklamıştığımız ayetler bunun bir delili. Peygamber aleyhisselatü vesselamın hadisleri bunun bir delili. Sonra ne yapıyoruz biz? Sahabelerin her birini yerlerine koyuyoruz. Kendi aralarında bir bu değerlendirme. Yoksa bizden birisi ne yapamaz? 24 saatini ibadetini de geçirse oraya kendini sokamaz. Ancak ne yapabilir? Onların yolundan giderek, onlara tabi olarak Allah Teala'nın rızasına mazhar olmuş olur. İşte Bedir ashabından sonra kimler geliyor mesela arkadaşlar? Hudeybiye anlaşması. Bizim açıkladığımız var ya. Oraya katılıp o ağacın altında ne yapanlar? Beyat edenler. Bakın muhacirler ensara üstün. Sahabelerin genelinde Bedir ashabı diğerlerine üstün. Bedir ashabından sonra kimler geliyor? Rıdvan beyatini o ağacın altında yapanlar. Hudeybiye anlaşmasında. Tamam. Ve elindeki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetle müjdelenmiş birçok sahabeleri vardır. Mesela Bedir ashabını cennetle müjdelemiş. Rivayetlerde var. Uhud ashabını cennetle müjdelemiş. 10 tane sahabeyi cennetle müjdelemiş. Bunlara da ne yapıyoruz? O şekilde olduğu şekliyle iman ediyoruz. Diyerek sahabelerin hakkında, sahabeler manasında söyleyeceğiniz bunlar. Ondan sonra arkadaşlar inşallah önümüzdeki hafta Ehl-i Beyt'le alakalı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla alakalı konuya girip genel manada sahabe hususunu kapatacağız. Ama bugün maalesef sahabeler konusuna girmişken pek de iç acıcı olmasa da konuyla ilgili bilginiz olması adına insanların birçoğunun bu kitapları okuyup raflarında bulundurmaları hasebiyle bazı konulara değineceğiz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından olan Ali radıyallahu anh dediğimiz ve Peygamberimizin Ehl-i Beyt'in neslini, Ehl-i Beyt neslinin türediği nesli olan nesle sevgi beslediklerini iddia edip onların dışındakilere küfür eden, söven, hatta onları kafir gören bir topluluktan bahsedeceğiz. Kimdir onlar biliyor musunuz? Onlar Rafizi adıyla bilinen, Şii adıyla bilinen topluluktur. Bugün yeryüzünde işte kim var mesela bunlardan? Hangi ülkeler Şii'dir? İran. Hani böyle Türkiye'de bir zaman insanların böyle hayranlıkla baktığı, ne güzel İslam'ı yaşıyorlar dedikleri o insanlar maalesef bugün işte yaklaşık bir saatten beri değinmeye çalıştığımız, bahsetmeye çalıştığımız, faziletlerine bahsetmeye çalıştığımız o sahabelerin çoğuna ne yapmaktalar? Dil uzatmaktalar. Mesela onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının çoğunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dinden döndüğünü, kafir olduklarını iddia ederler. Bakın Allah Teala onlar hakkında nasıl bahsetmiş, Peygamber neler söylemiş, dersi dinledik, duyduk. Şimdi onların bir sözünü aktaralım. Diyorlar ki Kuleyni denilen bir adam var. Bunların hadisçisi. Kaynak kitaplarından. Er-Ravda minel Kafi'de 341. rivayette diyor. Ebu Cafer aleyhisselamdan şöyle dediği rivayete olunmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 3 kişi dışında insanlar riddet etti, yani dinden ayrıldı. O 3 kişi kimlerdir dedim. Dedi ki Miktat bin Esved, Ebu Zer el-Gıfari, Salman'ın Farisi rahmetullahi ve berekatü aleyhimdir dedi. Yani 3 kişi diyor, hariç herkes ne oldu? Kafir. Sahabeyi katılıyor. Ehl-i Beyt'ten tabii onlar. Yine Murtaza Muhammed el-Hüseyni el-Necefi el-Seb'a mine's-Selef adlı kitabının 7. sayfasında diyor ki Resul kendisinden sonra çok azı haricindekilerin dinden dönmüş olduğu sahabelerle imtihan olmuştur. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam kendisinden sonra, onun ölümünden sonra dinden ayrılan sahabelerle imtihan olundu diyor. Onun imtihanı da buydu diyor yani. Bakın ne yapıyorlar? Sahabelere genel manada
Nasıl yaklaşıyorlar? Nasıl okuyorlar? Sonra onların okuduğu bir dua var. Bu duada iki kişiyi kastediyorlar ve o iki kişinin kızlarını kastediyorlar. Şimdi biz duayı okuyalım. O iki kişinin kim olduğunu çıkarmaya çalışın. Yorumlamaya çalışın. Oradan dua kitaplarına diyorlar ki uyuyanlar gözlerini açsın. Allah'ım Muhammed'e ve ailesine salat et. Böyle başlıyor duaya. Kureyş'in senin emrine muhalefet eden, vahyini inkar eden, nimetlerini reddeden, Resulüne isyan eden, dinini edinip çeviren, kitabını tahrif eden, düşmanlarına sevgi besleyen, verdiğin nimetleri reddeden, hükümleri iptal eden, fazlalığını iptal eden, ayetlerinde ilhada sapan, dostlarına düşmanlık eden, düşmanlarına dost olan, ülkeleri tahrip eden ve kullarını ifsad eden iki putuna, o iki ciptine, iki tağutuna ve onların iki kızına lanet et. Allah'ım o ikisine, onlara bağlı olanlara, onların dostlarına, onların taraftarlarına ve onları sevenlere ve onlara destek verenlere de lanet et. Bu duayla kimi kastediyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer. Ve onların iki kızı kim arkadaşlar? Ayşe ve Hafsa. Ebu Bekir'in kızı kim? Ayşe. Ömer'in kızı? Hafsa. Peki bunlar kim? Bunlar kim? Peygamber aleyhisselatü vesselamın eşleri. Bakın okudukları duayla kastettikleri bu iki insanlar. Görüyor musunuz? Bunların hainliklerini, bunların sahabeye olan kinlerini. Ki bunlar arkadaşlar ilim ehlinin birçoğu tarafından kafir olarak görülen insanlar topluluğu. Yani sahabeye böyle ağır konuşan. Hani bugün bazı insanların televizyondan görüp böyle muhabbet duyduğu insanlar olarak bildiğimiz Ahmet-i Necat gibi, İran'daki o görmüş olduğunuz böyle büyük kase gibi sarıklarla ve cübbelerle gelen o mollaların hepsi bu itikadı besliyor arkadaşlar. Ebu Bekir'e lanet ediyorlar. Ömer'e lanet ediyoruz. Hatta burada benim size söylemekten utandığım sözleri ağzına alıyor. Peygamberimizin hanımı Ayşe hakkında. Ona kötü kadın diyebilecek kadar cesaretliler. Ki Allah Teala 7 kat semanın üzerinden Ayşe'yi ne yaptı radıyallahu anh'ı? Temize çıkardı. Değil mi? Onlar Osman radıyallahu anh'ın kadın düşkünü olduğunu söylüyorlar. Ömer radıyallahu anh hakkında daha ağır ifadeler kullanıyorlar. İşte bu kitaplardan daha önce dağıtmıştık. Bunların evet. İğrenç itikatlarını, pis inanışlarını, küfür ve dalalet olan, sapık olan akidelerini ortaya koyan güzel bir kitap. Okuyup istifade edebilirsiniz. Ondan dolayı herkes etrafındaki kişilere dikkat etsin bu manada. Yani Müslüman olan, ehli sünnet olan, selefi olan bir adamın terazisi olur. Ya bu adamlar Amerika'ya çok iyi karşı duruyor. Bir numara adamlar deyip alkışlayabilecek kadar cahil olmamalı insan. Değil mi? İşte Hizbullah dediğimiz denilen aslında şeytanın ordusu olan o Nasrallah denilen hain, ben kendim biliyorum, gördüm internette. Konuşmasında sahabelere o kadar ağır diller uzatıyor ki o kadar ağır sözler söylüyor ki yani onu söyleyen insanın Allah'ın huzurundaki hesabı şedid olacaktır, sert olacaktır. Sahabelere böyle dil uzatan bir insan. O yüzden herkes menhecini, ne demek menheci? Metodunu bu prensipler üzerine oturtması lazım. Adam çok iyi. Yani maşallah güler yüzlü. İşte radikal çıkışlar da yapıyor İran, İngiltere'ye karşı, Amerika'ya karşı. Bunlar iyidir, kardeşlerimizdir diyemeyeceğimiz kadar bu insanların akideleri ve inanışları ne? İğrenç ve pis. Bakın sahabeler hakkında ne diyorlar ya? Peygamberin hanımları hakkında ne diyorlar? Bir de biz ehli sünnete. Burada ben sahabelerle ilgili olan konuları okudum. Bizim gibi ehli sünnet olan insanlara zina çocuğu diyorlar bunlar. Ne biliyor musunuz? Bunun da ötesinde laflar ediyorlar. Biz hala diyoruz ki İran nedir? Bizim kardeşimizdir. Subhanallah, nasıl kardeşimiz olacak ki yani? O yüzden ne yapalım? Bu manada menhecimize, metodumuza dikkat edelim. Bir de bunlar uzaktan gelen esintiler, uzaktan gelen rüzgarlar İran'dan. Bir de bizim tarafımızdan sayılan, maalesef yani ne demek bizim tarafımızdan sayılan, Rafizi ve Şii olarak bilinmeyen ehli sünnetten kabul edilen, ki artık kim kabul ediyorsa o tartışılı bir nokta yani.
ehli sünnetten sayılan bir adam var, bir zat var. Onun da kim olduğunu bilmiyorum, anlayabildiniz mi? Kim o? Seyyid Kutup. Seyyid Kutup. Yani bu adam Mısırlı. Güya Şiilikle alakası yok, güya Rafizilikle alakası yok, güya İran'la alakası yok ki İran bugün posta İran bugün mektuplarına posta pul olarak bu adamın resmini basmış durumda. Caddelerinden bir caddeye bu adamın ismini vermiş durumda. Artık aralarındaki sevgi ve muhabbetin kuvvet derecesi ne ki bu halde bir şeyleri olmuş, ilişkileri olmuş. Bu Seyyid Kutup Mısır'da yaşamış bir adam, bir fikir sahibi, yazar, kitap yazan bir adam, tefsir yazmış bir adam. Maalesef bugün birçok camide Allah-u Ekber deyip namaza durduğunuzda karşıdaki rafta kitap arasında kitaplarını görebileceğiniz, onun Fizilal-i Kur'an diye bilinen tefsir kitabını görebildiğiniz bu adam. Bakın sahabe hakkında ne diyor? Diyor ki Muaviye ve arkadaşı Amr. Muaviye ve arkadaşı Amr. Bu ikisi de kim arkadaşlar? Sahabe. Tamam. İkisi de sahabe. Ali'ye olan üstünlüklerini, ona olan galipliklerini kişilerin içini iyi bilmekle, uygun zamanda en uygun bir şekilde davranma konusunda daha tecrübeli olmakla değil, her türlü silahı kullanmada özgür olmalarından dolayı kazanmışlardır. Buna karşılık Ali'nin ahlakı onu verilen bu mücadelede sadece uygun araçları seçmede sınırlı kılıyordu. Muaviye ve arkadaşı Amr yalana, dolana, sahtekarlığa, hileye, münafıklığa, rüşvete ve kişileri satın almaya meylederken Ali bu aşağılık konuma inemezdi. Bu yüzden o ikisinin başarması ve Ali'nin kaybetmesi normaldi. Ama bu kaybetme öyle bir kaybetmedir ki her türlü elde edilen başarıdan daha şereflidir. Şimdi bakın, yani sahabeler hakkında biz deminden ayet okuduk. Muhacirlerden bahsettik, ensardan bahsettik ve onlardan sonra gelenler ne der dedik? اِغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Bizi ve bizden önce mümin olan, imana girmiş olanları rahat bağışla. La tec'al fi kulubina zillen lehum. Kalplerinizde onlara karşı bir ne yapma? Kin ve haset bitirme. Kin ve haset bırakma. Tamam. Şimdi bu adamın sözüne bakın. Diyor ki Muaviye ve Amr yalana, dolana, üçkağıtçılığa, sahtekarlığa, rüşvete sayıyor da sayıyor. Ki bu sahabelerle alakalı olan söz. Yani biz Seyyid Kutup'u sahabeler konusundan çıkıp da peygamberler konusunda ele alsak, orada Musa Aleyhisselam'a da dil uzatmış, Süleyman Aleyhisselam'a da dil uzatmış. Şimdi bu sözü bu asrın büyük alimlerinden birisi olan, vefat etmiş olan bir alime okunuyor bu söz. Bu alim kör bir alim, gözleri görmeyen bir alim. Ona bu sözleri okuyorlar. Diyorlar ki bu sözler hakkında ne düşünüyorsun? Ey diyorlar şeyh. Şeyh diyor ki çok çirkin bir söz. Bu sözler çok çirkin. Muaviye ve Amr bin el-As'a sövmektir bu sözler. Bu sözün tümü çok çirkin ve münkerdir. Bakın şeyh kendine gelemiyor yine. Muaviye, Amr ve onunla beraber olanlar müçtehittirler ve hata etmişlerdir. Tamam, evet. Muaviye radıyallahu anh ve Amr iştihat etmişler, hata etmişler Ali radıyallahu anh'a karşı. Bunu herkes söylüyor. Hani onlara böyle sahtekar demek, yalancı demek, insanları satın almalarıyla suçlamak çok ağır. Diyor ki müçtehitler hata ettiklerinde Allah onları affeder. Allah bizleri de affetsin. Ehl-i sünnetten bir alim nasıl yaklaşıyor? Diyor ki soruyu soran kişi, Muaviye ve Amr hakkında münafıklık kelimesini kullanması onları tekfir etme manasına gelir mi? Yani, diyor ki onlar münafıklık. Münafıklığa başvurdular. Yani bu diyor onun sözünden Muaviye'nin ve Amr'ın kafir olduğunu gördüğü ve onlara kafir dediği manasına gelir mi? Şeyh diyor ki bu söz hatadır ve yanlıştır. Sahabelerden bazısına ya da birine sövmesi münkerdir ve fasıklıktır. Sözün sahibine ahlak dersi verilmeli. Yani bu cümleleri kuran ahlak dersi verilmeli. Allah bizleri korusun. Ancak sahabelerin çoğuna söver ya da onlara fasık derse mürtet olur, dinden çıkar. Yani sahabeden bir iki tanesine dil uzatıp söverse kişi bundan dolayı ne olmaz? Dinden çıkmaz, kafir olmaz. Çünkü sahabeler bu dinin taşıyıcıları, nakledicileridir. Onlara sövmek demek dine dil uzatmak manasına gelir. Diyor ki
soru soran kişi. İçinde bu türden sözler içeren kitaplar yasaklanmalı mıdır sizce ey alim? Yani böyle söz. Şimdi desek ki biz bu alim hayatta olmuş olsaydı, bu kitaplar bizim ehl-i sünnet diye bilinen, sahabeyi sevmesiyle tanınan, bunu iddia eden Türkiye gibi bir memlekette camilerin kitaplıklarında var. Buna ne diyorsun? Yani diye sorsak subhanallah. Diyor ki şey, bu kitapların parçalanıp yırtılması gerekir. Bu kitapların parçalanıp yırtılması gerekir. Bu söylenenler gazetede mi yayınlandı? Soruyor şey. Nerede okudunuz bunu yani? Daha şeyh bilmiyor şimdi. Diyor ki hayır, bir kitapta yayınlandı bu yazılar. Şeyh diyor kimin kitabı bu? Soran kişi diyor Seyyid Kutub'un kitabında yayınlandı. Şeyh diyor bu çok çirkin bir söz. Soru soran kişi diyor ki bu sözler onun Kutub'un ve Şahsiyatun adlı kitabında geçmekte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Seyyid Kutub'da sahabeyle alakalı yüzlerce olan sövmesinden bir tanesini aktardı. Bugün bazen görebiliyorsunuz böyle kendilerine ehl-i sünnet ve cemaat, selefi salihin yolunda giden insanlar, selefiler denilen insanları, onları bu noktadan yakalayabilirsiniz. Onlara sorun. Seyyid Kutub'u tanıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz hakkında? Onların eğer görürseniz Seyyid Kutub büyük bir alimdi. O tevhidi yeryüzüne yeniden dirilten, yeniden yaşartan bir alimdi derlerse onlar bilin ki hizbidir. Onlar da bilin ki tekfirden kesinlikle ve kesinlikle insanları kafir görme hastalığından bir hastalık, bir virüs vardır, bulaşmıştır. Ve ne yapın? Onlardan uzak durun. Yani menhec budur işte. Siz kendinizi böyle sanacaksınız. Teraziniz bu olacak. Tamam mı? Yani herkes de lay lay lop oturup kalkma değil. Yani adam içeri girmiş, tekfirci harici dışarı çıkmış, hala siz onlarla oturup kalkmayacaksınız. Merhabalaşmayacaksınız o adamla. Oturup çay içmeyeceksiniz. Niye? Kaşına, gözüne, tipine kıl olduğunuzdan dolayı ifade bu şekilde kullanıyor. Hayır. Allah'ın dinine olan saygınızdan dolayı arkadaşlar. Allah'ın mümin gördüğünü bir insan kafir görüyorsa çok tehlikeli bir iş. Yani Allah'ın sözünü saymamak demek bu. Yani bugün kalkıp bir insan Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor diye açık açık söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ı kafir görüyorsa bir adam, bu adam da ne vardır? Harici bir özellik, zihniyet vardır. Siz bu adamdan ne yapacaksınız arkadaşlar? Kaçacaksınız. Bu adamdan uzak duracaksınız. Mesele Recep Tayyip Erdoğan falanca falanca meselesi değil. Mesele bu adamın ehl-i sünnet vel cemaat, sahabelerin koymuş olduğu kurallar üzerine yürümemesi meselesi. O da nedir? Kişiler büyük günah işler işlemez. Büyük günah işleyen kişiyi ne yapmak meselesi? Kafir görme meselesi. İşte terazi menheç bu olmalı. Yani kendinizi ortaya bu manada koyup insanlarla olan dostluğunuzu ve ayrılışınızı buna göre ne yapın? Belirleyin inşallah. Daha fazla denilecek şeyler vardı ancak bununla yetinelim inşallah. Bunun da yeterli olacağını zannediyorum. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuğbu ileyk. Ömer'in nöbetçiliğini 15 günde alıyorsun kardeş. Ömer'in nöbetçiliği 15 günde alıyor. Çay demlenir mi? Saatte çay demlenmez şey Ömer. Bak 11 olmuş çay demliyor. Ömer ayar bozulur hocam. Beğenir. Fazla var izniniz arkadaşlar. Bir dakika daha fazla almasını alabilir. Şunlardan da verelim bir dakika. Hatta o da var, o da alabilir. Evet, bir dakika dur, gitmeyin arkadaşlar. Maşallah.
Buradan da daha takip edelim. Sen zaten uyuyorsun, bize geçen izler. Başka var değil mi sen? Bunlar ikinci dağıttıklarımız başka. İkinci dağıttıklarımız başka, herkes gelip alsın. Bu ayrı bak. Korkut maçı al. Mehmet neredesin ya? Buradaydım hocam. Söyledim. Hüttem, Ebre, Bö, Hi. İki tane mi üç tane mi? Aldın mı sen? Aldım hocam. Ne maçı var yarın? Hocam ben gelmedim. Bizden haber sizi daha görmüyorsunuz. Hadi bakalım. Gel benim. Korkut. Maçıya bak şuradan ya. Kadir bu senin mi lan, hala devam ediyor? Kadir. Hadi bize gelme.